Arkadaşlar hepiniz Sözlük Saati'ne hoş geldiniz. Bugün hep beraber yeniden sizinle bir kelimenin farklı kullanım şekillerini, daha doğrusu yan yana gelmiş olduğu başka kelimelerle bürünmüş olduğu yeni şekilleri görerekten Sözlük Saati'mize bir katkıda bulunacağız. Haydi bakalım ilk kelimemizle başlayalım. Arkadaşlar ilk kelimemiz point kelimesi. Point aslında isim olarak kullandığımızda nokta, noktacık, benek, işaret anlamlarını bürünebiliyor. Fakat biz bunu fiil olarak kullandığımızda işaret etmek, dikkat çekmek, hatta göstermek, böyle elle gösterdiğimiz, parmakla gösterdiğimiz şeylerde de point'in fiil haline karşılaşıyoruz. O yüzden hani point kelimesini kullanıldığı yere göre isim mi yoksa fiil mi cümlenin yapısına göre anladıktan sonra çevirmelisiniz. Bunun için hani bir şeyi belirtmek, göstermek olarak algıladığımızda özellikle de out kelimesini birlikte kullanıyoruz. Hemen örnek cümlemize bakalım. He pointed out the most interesting features of the landscape. Bu arazinin, oradaki arazinin en göze çarpan noktalarını gösterdi, işaret etti. Aslında hani göstererek bizim görmemizi sağladı. Bunu point out'u özellikle hani fiziken göstermenin yanı sıra dikkat çekmek anlamında da kullanabiliriz. O yüzden kontekst çok önemli. Yani tam olarak bu adamın bu cümleyi nerede kurduğu, bir rehberin dolaşırken kurduğunda evet bu adam bunu göstermiştir. Ama evet size şimdi çok önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum dediğinde de, anlatmak istiyorum dediğinde de öyle kullandığında da o zaman daha böyle soyutsal bir anlamda kullandığını anlamamız gerekiyor. Bir dikkati çekmek, hani özellikle bir gerçeğe, bir olayın gerçekliğine dikkat çekmek için de karşımıza çıkabiliyor. Hemen onunla ilgili örnek cümlemize bakalım. He pointed out that we couldn't go ahead with the plan without the council's approval. Yani bir komitenin, oradaki komitelerin, üyelerin onayı olmaksızın daha da ileri gidemeyeceğimize dair dikkat çekti. Bu konuyla ilgili hani bu konunun altını çizdi deriz ya, underline gibi düşünebiliriz yani. Dikkat çekmek ve göstermek anlamlarında point'i fiil olarak görebiliyoruz. Peki point ile ilgili ne görelim? Bir tane daha görelim. İsim olarak özellikle kullandığımızda beside the point diye yan yana koyduğumuzda konu dışı. Yani bizi ilgilendirmeyen, konu dışı, alakasız bir durum için mesela kullanabiliyoruz. Örnek cümlemize bakalım. His reasons for going there are beside the point. Onun oraya gidiş sebepleri konu dışı. Beni ilgilendirmiyor diyor. Yani şu an bizim muhatap olduğumuz konunun dışında. O zaman nasıl tamamlıyoruz bunu? We are only interested in what he did there. Biz sadece orada ne yaptığıyla ilgileniyoruz. Yani bizim konumuz dışı olan bir konudan bahsederken beside the point'i çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Point ile ilgili dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir şey daha. Bakın hatta şu an bile kullandım. Come to the point. Bazen de bunu nasıl görüyoruz? Get to the point. Şimdi arkadaşlar get to, come to yani varmak, gelmek. Point dediğimizde de hani bir noktaya gel, artık söyleyeceğini söyle, ne demek istiyorsan de. Biz bunu nasıl söylüyoruz? Sadede gel. Yani sadede gel artık. Söylemek istediğin neyse açık açık paylaş, açık açık söyle derken come to the point, get to the point şekli kullanabiliriz. Örnek cümlemizi kapatalım. Asıl konuya gelmek, uzaklaşmamak diye gördüğümüzde he took so long to come to the point that people were too bored to understand when it arrived. Yani o kadar uzaklaştı ki, o kadar onun gerçekten sadede gelmesi uzun sürdü ki insanların ne kadar sıkıldığından bahsediyor. Ya da böyle hani arkadaşımız bir şeyler bize anlatmaya çalışır. Biraz daha basit bir örnekten vereyim. Arkadaşımız bize bir şeyler anlatmaya çalışır. Ne deriz buna? Eveler, geveler anlatmaya çalışır ama bir türlü beceremez. Ben de okay, get to the point please. Come to the point please şeklinde. Hadi artık sadede gel. Anlat ağzındaki tam olarak aklındaki neyse çıkar şeklinde çok rahatlıkla kullanabilirim. Arkadaşlar bu tür kelimelere lütfen bakarken şu an aynı yapmış olduğumuz gibi. Bakınız bu hard copy dediğimiz aslında kitap ya da işte baskı halindeki, bunu demeye çalışıyorum. Baskı halindeki sözlükler olabilir. Ya da işte internet ortamındaki sözlükler olabilir. Şu anda ben bir öğretmen olarak inanın bana büyüleniyorum. İnternet ortamındaki bu dijital sözlüklere girdiğimde büyüleniyorum.
inanılmaz güzel. Yani sözlük çalışmak resmen gerçekten hobim. Ve sözlük çalıştığımda her zaman şunu görüyorum. Bir kelimenin, bunu aslında bazen kendi dilimde de yapıyorum. Yani aslında dili öğrenirken ki sözlük çalışmak çok önemli bir şey. Konu sadece İngilizce değil. Dile karşı ilginiz, merakınız, aşkınız varsa zaten çekiyor sizi bu konuda. Bir kelimenin anlamına bakıp da kaçmak değil oradan hedef. Hedefiniz o kelimenin kullanışlarıyla ilgili farklı şeyler de varsa. Ha bakın şu belki şey yaratıyor olabilir sizde. O korkuyu, ya o kadar çok var ki hangi birini aklımda tutayım? Hangi birini aklımda tutmak hedefiyle oturmayın zaten onun başına. Point kelimesiyle ilgili bir şeye baktığınızda, beside the point, come to the point, evet ya güzelmiş, böyle de görebiliriz, kullanabiliriz dediğinizde zihniniz aslında o kadar büyük ve o kadar engin ki bunları çok rahatlıkla, sizin ilginiz oldukça ve siz bunları öğrenmeye hevesli oturdukça bugün 2 tanesini öğrenirsiniz, ertesi gün 3 tanesini öğrenirsiniz. Oturup point ile ilgili 20 tane kullanımı öğrenin demiyorum ben size. Ya da atıyorum işte bir fiilin bir tane preposition ile beraber kullanımı varsa altında ona da bakın. Çünkü onu bir yerlerde eğer gerçekten siz dil öğrenmeye meraklıysanız okuma yapacaksınız. Okuma yaptığınızda karşınıza çıktığında inanın zihniniz bunu size geri çağırıp o zaman hatırlamanızı sağlayacak. Ve diyeceksiniz ki ben mesela şahsen diyorum çoğu kelimede de diyorum. Bir kelimeyi bildiğinde mesela bakın ben bunu öğretmenliğime değil öğrenciyken de yani tabii ki hocam bileceksin öğretmensin. Bir kere zaten böyle bir şey yok. Hani biz bütün kelimeleri bilmiyoruz. O ayrı mevzu da. Evet çok büyük bir kelime dağarcığına sahibiz. Bu başka bir şey ama ben öğrenciyken de bir kelimeyi mesela bilirdim ederim ki ben bunu ne zaman nerede çalışmışım? Nerede görmüşüm de ben bu kelimeyi biliyorum ya hatırlıyorum doğru bir şekilde diye şaşırırdım kendime. Bunu da okuma. Okuma yapmadan kelime öğrenilmez. Sözlüğe dokunmadan, sözlüğün başına oturmadan, dijital ya da hard fark etmez. Sözlüğün başına oturmadan, okuma yapmadan kelime öğrenilmez. Ve lütfen daha önce de söylemiştim, anımsayınız. Türkçe'de bile bizim ana dilimizken ilkokulda ve ortaokulda, en azından benim ilkokuldaki öğretmenim hep söylüyordu yani bunu. İlkokuldaki öğretmenim derdi ki, kelime dağarcığınızı geliştirmek için kitap okumazsınız arkadaşlar. Hani hep diyorum ya, ya benim ana dilim ya ben zaten gündelik hayatta kullanıyorum. Zaten 9-10 yaşına gelmişim. Hani bakın 10 senedir Türkiye'de yaşıyorum. 10 sene bir deneyimim var. Ben daha tabii ki zaten ortasında yaşıyorum. İçinde yaşıyorum. Ailemle konuşuyorum. Ne kelime dağarcığı geliştireceğim ya diye baksaydım bu hayata. Gerçekten hiçbir şekilde kendimizi çok doğru ifade edemeyen insanlar grubuna katılırdım. Bence dil doğru düzgün konuşulması, uslubun doğru ifadelerle seçilmesi, kelime dağarcığınızın ciddi anlamda geniş olması hem sizin Türkçenizde hem İngilizcenizde size bence çok çığır açan ve prestij yaratan bir şey. Ben bunun yararını hep gördüm. Gündelik hayatımda da çok gördüm. İş hayatımda da çok gördüm. Öğretmenlik hayatımda zaten görüyorum. Ama kendi dilinizi de geliştirmeniz için İçinde bulunduğunuz dünyada ve ülkede bile öğretmenleriniz ne diyorlardı? Kitap okuyun. Kendi ana dilinizi %100 gündelik hayatınızda 24 saat kullanıyor olmanıza rağmen diyorlardı bunu. Ama siz şu anda İngilizceyi 3-5 saatte öğrenmeye çalışıyorsunuz. Hele bir de kitap okumazsanız olmaz bu iş. O yüzden kitap okumalısınız. Kitap okumalısınız. Kitaptan kastım da onu da söyleyip bitirmek istiyorum. Ben mesela bakın böyle çok roman okumayı, çok böyle kitapları okumayı seven bir insan değilim. Dürüst konuşayım. Ama okuma eylemini hastasıyım. Bayılırım. Makale okurum, essay okurum, haber okurum. İşte 2 sayfalık, 3 sayfalık bir çalışma okurum. Research paper okurum. Biraz daha realist bir insanım. Belki bu yüzden research paper okuyorum. O zaman size küçücük hikaye, eğer ki işte science fiction, bilim kurgu seviyorsanız gidin küçücük hikayeler alın. Onda da problem yok. Ama okuyun. Elinize ne parça geçerse okuyun ve okurken de o kelimeler size lazım demek ki. Yani bir yerde yazılmışsa o kelimeler, o cümleler kurulmuşsa o kelimeler lazım demektir. Ben kelime videolarımda hep ne söylüyorum? Kimin hangi kelime grubuna lazım olduğu, hangi insan için hangi kelime grubunun gündelik olduğu tamamen o insanın seçimidir. Gündelik kelimeler, gündelik okumalar diye bir şey yoktur. Gündelik kelimeler ve okumalar bizim zaten sadece temelde 200-300 tane kelimemizden ibarettir. Hepsi bundan ibaret. Onun dışında herkesin gündeliği, herkesin lazım olduğu kelimeleri, en çok kullanılan 100 kelimesi, en çok kullanılan 200 kelimesi herkesin değişir. O yüzden
Ne okuyorsanız arkadaşlar, okuduğunuz şey ilgi çektiğiniz, ilginizi çeken bir şeydir. Otomatikman o ilginizi çeken şeyin içindeki kelime de size lazım demektir. O yüzden sözlük ve kitap okuma eylemini birleştirmek zorundasınız. Başka türlü dil öğrenimi, İngilizce de değil, dil öğrenimi yok. Yani bunu kafanızdan çıkartın. Başka dil öğrenen arkadaşlarım da bu kelime öğrenme sürecinden %100 bu şekilde geçmişlerdir. Bence olay çok kolay ve çok keyifli hale gelmeli. Ben aslında videolarımın sonunda hep böyle sohbet ederken arkadaşlarımla özellikle onları paylaşmaya çalışıyorum. Öğrenmekten keyif almak lazım. Yani biz öğrendiğimiz şeyleri zihnimizde oturtmaya çalıştığımız şeylerden aslında bir sanat eseri gibi keyif almamız lazım. Yararlı bir bilgiyi öğrenmenin verdiği haz olarak keyif almamız lazım. Bir şeyden keyif almazsanız beyniniz o kadar büyük ve zeki ki bunu o kadar güzel dışa atıyor ki, o kadar güzel gereksiz bilgi gibi yok ediyor ki sonrasında. Bununla karşılaşmayın diye öğrenmekten keyif almayı denemenizi tavsiye ediyorum size. İlk seferde, ilk yapmanız gereken şey, ben bunu öğrenmekten keyif alıyor muyum? Keyif aldığım zaman ben bunu ne kadar rahat öğrenebiliyorum diye kendiniz tatbik edeceksiniz, kendiniz göreceksiniz. Öğrenmek güzel arkadaşlar ve öğrenmek bir aşktır. Bu aşk gözünüzde ve yüreğinizde olmadığı sürece ne öğrenmeye çalışırsanız çalışın. Bu konu sadece dil değil, İngilizce hiç değil, dil değil zaten. Ama o zaman kimya, matematik, fizik, coğrafya da zaten öğrenemeyeceksinizdir. O yüzden öğrenmeyi sevmelisiniz. Bir öğretmen olarak naçizane tüm öğrencilerime tavsiyem, öğrenme aşkınızı canlandırın. Öğrenme motivasyonunuzla beraber olayın %50'sini, %60'ını bir kere aşın. Gerisi çok kolay. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki dersinizde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.